Bazı tarikatlar Peygamberimizin Cebrail'den daha üstün olduğu için vahyi ilk önce Cebrail'in duymasının doğru olamayacağını ve dolayısıyla semada Cebrail'e vahyi perde arkasından verenin Efendimiz olduğunu söylüyorlar. Böyle diyenlere nasıl cevap vermeliyiz? Bu küfürdür yani. Bu küfürdür. Yani bunu kim söylüyorsa kafir olur yani. Bu tarikat marikat değil. Bu tamamen sapıklıktır. Eğer böyle söylüyorsa bu böyle söyleyenler var biliyorum. Bunu hadis diye de anlatanlar da var. Güya bir gün peygamberimiz Cebrail'e demiş ki Ey Cebrail sen vahyi nasıl alıyorsun? O da demiş ki ne bileyim işte orada bir yer var gidiyorum bir perde var perden arkasından Allah bana söylüyor ben de gelip sana söylüyorum. Efendimiz Güya demiş ki e sen hiç perdeyi açıp baktın mı? Allah'ı gördün mü yani yok demiş Cebrail Aleyhisselam hele bir gün aç bak demiş bakayım kim var Allah'a bir gör yani çocuk konuşması bu yani bir gün işte Cebrail Aleyhisselam açıyor perdeyi sanki böyle bir perde sanki böyle bir perde açıyor ve bir de ne görsün meğer peygamberimizmiş yani peygamberimiz Allah'mış aslında ama Cebrail bilmiyormuş. Bunu söyleyen kafirdir yani. Bu tamamen sapıklıktır, zındıklıktır bu. Müslüman kılığında görünüp namaz kılıp ama öyle fikirler taşıyor ki kendini kafir yapan fikirler taşıyor kalbinde. Bunlara zındık denir. Bir kere Peygamberimizin Cebrail'den üstün olması vahyi önce peygamberimizin duymasını gerektirmez. Mesela diyelim ki bir padişah bir elçisine mektup veriyor. Git diyor mesela filan valiye eyalet valisine mesela diyelim ki Osmanlı padişahı mesela mektubu veriyor. Git diyor Mısır valisine bunu ilet. Şimdi Mısır valisi mi üstündür, o, 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 götüren elçi mi üstündür? Elbette ki Mısır valisi üstündür. E şimdi Mısır valisi üstündür diye padişah ona mı bizzat vermesi gerekiyor? Elçiyle gönderiyor. Aynen öyle Allah Azze ve Celle elçisiyle gönderdiği Kur'an'la zaten sabit yani Kur'an-ı Kerim vahiy Cebrail'in getirdiğini söylüyor zaten. yani hiçbir şeye dayanmaksızın böyle saçma sapan bir mantıkla madem ki peygamberimiz Cebrail'den daha üstün o halde Allah Cebrail'e Allah direkt Cebrail'e vermiyordur mutlaka önce peygamberimize veriyordur peygamberimiz aslında Cebrail'e veriyordur falan gibi saçma sapan bir takım mantıklar hiçbir delil yok bunun yani ne biliyorsun sen böyle olduğunu yani hiçbir delile dayanmaksızın konuşma Kur'an-ı Kerim apaçık bir şekilde Cebrail'in getirdiğini söylüyor. Ve Peygamberimiz peygamberliğin ne olduğunu bile bilmiyordu. Cebrail aleyhisselam getirdi ve peygamberimiz şaşırdı. Korktu. Oku dedi. Ben okuma bilmem dedi. Sıktı onu Cebrail. Bir daha oku dedi. Yine okuma bilmem dedi. Yine sıktı onu. Peygamberimiz diyor canım çıktı zannettim. Öyle bir sıktı ki beni kemiklerim kırıldı zannettim. Şimdi kendi veriyor olsa bunlar olur mu? Yani vahyi veren peygamber olsa şaşırır mı? Mesela peygamberimiz bu ilk e, bu 5 ayet geldi. İkra bismi rabbikellezi halak ile başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti geldi. Peygamberimiz peygamberliğimle ne olduğunu bilmiyor şaşırdı ve cinlendim mi acaba şeytan mı geldi bana diye korktu şüphelendi ve daha çıkıp intihar etmeyi istedi aç bak kitaplara rivayetlerde hadislerde bu geçiyor peygamberimiz daha çıkıp intihar etmeyi istedi çünkü başına gelen şeyin ne olduğunu bilmiyor peygamberlik nedir bilmez ve acaba cinlendim mi şeytan mı geldi bana böyle fısıldıyor diyor çünkü Araplarda böyle bir anlayış vardı eskiden. Her şaire bir cin musallat olur. Cin ona fısıldar. O da insanlara söyler. Güzel şiirler yazar. Aslında yani insan şiir yazamaz. Yani cinler fısıldıyor. Acaba ben de cinlendim mi diye Peygamberimiz kendinden korktu. Şimdi söylesin bakalım bu cahiller. Böyle bir şey mümkün müymüş? Peygamberimiz bakın peygamberliği bilmiyor bile vahiy geldiği zaman intihar etmeyi bile düşünüyor dağa çıktı intihar etmek için yüksek bir yerden aşağı atlayacaktı Cebrail aleyhisselam kendisini gösterdi ona 600 kanadıyla bütün gökyüzünü kaplamış bir vaziyette dehşet bir görüntü bütün nereye baksa onu görüyordu ve ey Muhammed ben Cibril'im sen de Allah'a Resulüsün diyordu korkma sana gelen şeytan değil benim diyordu melek şimdi eğer peygamberimiz önce vahyi alıyorsa o Cebrail'e veriyorsa Cebrail tekrar getirip peygamberimize veriyorsa o zaman Efendimizin bu, bu şüphesi olur mu? Böyle bir şeyden şüphe eder mi? Cinlendim mi acaba? Şeytan mı falan filan diye şüphe eder mi? Saçmalıyorlar. Saçmalıyorlar ve kafir oluyorlar. Kur'an'ı inkar ediyorlar. Allah insanı bu kadar cahil etmesin. Yani artık tadı kaçmış bu cehaletin. Allah için bir kitap okumuyorlar. Allah'a zikret ama biraz da kitap oku. Bu ne kadar cehalet yani. Sen bu şekilde bu inançla ölürsen vallahi ebediyen cehennemliksin. Çünkü kafirsin yani. Kur'an'ı inkar ediyorsun. Kur'an vahyi Allah'ın verdiğini, Cebrail'e Cebrail'in getirdiğini söylediği halde. Bütün sahih hadisler, mütevatir hadisler bunu böyle ifade ettiği halde. Tutup da başka bir şey söylemek küfürdür yani.